Merhaba arkadaşlar, Aydın dedim. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu evin fiyatı 3 milyon TL. Yeni sıfır. Bazı ekstralar sonradan yapıldı. Evin fiyatı 3 milyon TL. Köşe başı güney cepheridir. Önü de yol, üst tarafı da yol. Arsası 200 metre karedir. Akıllı bir ev. Evimize beraber bakalım. Gel can, evi tara. Böyle dış cepheyi öpe öpe gel. Köşe başı dediğim gibi ben bu evi daha önce de sunmuştum sizlere. Sevgili arkadaşlar, Can'la beraber bir daha sevgili hemşerim, değerli kardeşimiz Yılmaz'ın evini bir daha size özetlemeye çalışıyorum. Fiyatı 3 milyon Türk lirası. 3 milyon Türk lirası. Burada bir araç için otopark düşünülmüş. Açık otopark ve eve doğru geliyoruz. Eve doğru geliyoruz. Otoparkımız buraya, bir araçlık otopark yeri var. Çelik kapının girişi orada. Diğer tarafta bir kamerya alanı var. Kamerya alanı var. Gel Can, kameraya doğru gidelim. Buraya bir yeşil alan bırakmışlar. Beyaz taşlar böyle biraz dekor olmuş. Biraz estetiklik anlamında da güzel olmuş. Efendime söyleyeyim, komple beyaz renkler kullanmışlar. Evin içine girince komple bir butonla bütün panjurlar açılıyor. Bu dekorlar da güzel zenginlik katmış. Altına da traverten taşlar yapılmış. Efendime söyleyeyim, bu da salonla mutfak zemin katta bir arada. Kamerya doğru gidiyoruz. Kamerya doğru gidiyoruz. Arsa 200 metrekare dedik. En yakın denize 1,5 kilometre. Altın kuma sanırsam kuş bakışı 2 kilometre var. Altın kuma kuş bakışı 2 kilometre var. Ancak labirentlerde dönerseniz yol biraz daha uzar. Burada da bir bahçe alanı var. Evet, çimlerimiz de büyümüş. Muhtemelen yakın zamanda kesecekler. Salondan bu balkona çıkılıyor. Burada da sürgülü kapı var. Önde de 2 tane sürgülü kapı vardı. Burayı özetlemeye çalıştık. Kamerya alanda güzel olmuş. Mahrumiyet anlamında kimse sizi rahatsız etmez. Çünkü köşe başı, yani bazı müstakil ara parsellerde yapılıyor ya evler. Onlardan kat kat daha güzeldir. Arsasına gelince, arsa bitişik nizam arsadır. Ev bir arsanın içinde, yani bazen parselasyon yapılınca bazı arsalar bitişik nizam yapılıyor. Bazıları dört tarafı açık. Bu bitişik nizam arsalardadır. Ancak arsanın içinde tek ev yapılmış. Yani iki ev yapılmamış. Bizim sırtımızda da başka bir ev var şu anda. Ama önümüzde ve kuzey cephede başka bir şey yok. Değerli arkadaşlar, iki cephesi açık. Bir cephesi bitişik. Diğer cephede komşu var. Ancak orada da çekme mesafesi var. Ve evimize doğru gitmeye çalışıyoruz. Burada yürüyünce şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne rahat gidilir. Ancak emin olun, ben az önce baktım. Buralarda sene arsa marsa kalmaz. Beğenseniz beğenmeseniz de kalmayacak. İleride bir gazete yapıyordu. İşte kamu arazileri özelleştirildi ya. Öyle tek tek arsa satmıyorlar. Orada zaten kim bilir yani ne büyük binalar yapılacak. Çünkü orayı özelleşti. Devlet ihaleyle satacak. Gerçi makilik alan, orman vasfı falan yok. Bana göre iyi de oldu. Çünkü yani İnsanlar kendilerine çevir. Orman falan olsaydı, zeytinlik diyecektim. Neden? Keşke yapmasalar ama orası böyle çalı çırpı. Ve eve merhaba diyoruz. Gel. Gel Can. Gel eve merhaba diyelim. Gel sevgili Can. Şimdi arkadaşlar, burada akıllı ev. Burada bir butonu var. Şey, bir iPad gibi bir ekran var. Burada bir de burada var, pratik olsun diye. Burada da yapmışlar. Biz böyle bir gidelim. Tekrar geri geleceğiz. Ondan sonra böyle açın, susam açın diyeceğiz. Bütün ev açılacak. Bir böyle ışık modunda görün. Birazdan pencereleri de açacağız. Salonumuz bu. Buradan sürgülü kapı var. Burada ufak bir balkon var. Orada kamerya alanına çıkıyor. Evin her tarafı bembeyaz. Alarmı var, kamerası var. Tatlı şirin bir ev. Beyaz renkler kullanmışlar. Ve yüzünü mutfağa da çevir. Mutfağımız... Büyük buzdolapları var ya, ben şişman buzdolabı diyorum. Burada da bir sürgülü kapı var. Orada da dışarı çıkılıyor. Mutfağımız da bu. Çimson, laken mutfak, ocak burası. İşte evye, bulaşık. Evet, ocak da burası dedik. Mutfağımız bu. Mutfak bu değil mi Can? Mutfağı gösterdik. Benim yerime geç. Mutfakla salon arasında böyle bir dekorlar yapmışlar arkadaşlar. Bu dekorlar da güzel olmuş. Asma tavan güzel olmuş. Efendime söyleyeyim, ben de her şey güzel olmuş diyorum ve beyaz renkler hakir. Bu beyaz renkler de işte yerlerle, binanın dış cephesiyle gayet mantıklı olmuş. Ve buradan bir daha salonu öpelim. Evet. Kaloriferin altyapısı var. Günün birinde ısı pompası kurma planınız olursa
Burada hiçbir sorun yok. Hemen montajı olur, bir pompa takarsınız. Ev olur biter. Bu avize de gayet güzel ve merdiven altına da depolar yapmışlar arkadaşlar. Öteberi koyarsınız. Bir şeyler konulur. Burada da iki çekmece var. Yüzünü bir daha buraya çevir. Çelik kapının arkasında ne var? Evet, burada da gelir gelmez burada kullanışlı bir ayak yolu var. Taşlar da güzel. Evet, üstte biraz daha büyük taşlar kullanılmış. Altına daha ufak taşlar. Zemine de değişik çiniler kullanılmış. Ayna da güzel. Taşlar fevkalade güzel. Salon özetlendi herhalde. Salon, mutfak bir arada ve burayı da ekstra yapmışlar. Şimdi bu ne yapıyor? Açıyor. Bu durduruyor. Bu indiriyor. Ve açalım. Merhaba ev. Hadi açalım. Bakın bütün panjurlar açılıyor. Bütün panjurlar açılıyor. Efendime söyleyeyim. Durun panjurlar. Bakın. Dur. Devam et. Yok, devam et. Evet. Açtık bakın. Klimanın bir şeyi de var. Ünite dışarıya takılacak. Hemen aldığınız zaman ne yaparsınız? Sevgili arkadaşlar, kimden klima aldıysanız o servise söyler. O gelir. Hemen montaj yapar ve açtık. İşte Fransız balkonları gördünüz. Sürgülü kapılar. Burada ne vardı? Kamelya alanı. Burada bu üst taraf yol. Üst taraf yol. Burada da balkonumuz var. Ekstradan onun dışında da tek tek çalıştırmak isterseniz burada da ayrı ayrı var. Mutfağımız, salonumuz bir arada. Önünde de bir balkonumuz var. Bir balkonumuz var. Şimdi dedik ben böyle hani hemen tanıtıp geçeyim olur da ben de bir şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi diyelim ki ya bu ev ne oluyor işte çok pahalı falan. Malzemeden ziyade arsa pahalıdır. Hani diyelim ki benim yakınım, ben, siz, teyzem oğlu, emmi oğlu, kardeşim diyor ki ya ben kendim yapayım. Tam kendin yap hadi pehlivan gel meydana. Yok arkadaşlar, yok yok yani arsa pahalı. Şimdi burada bu arsayı hani burada gelin yok yani seçenek de yok. Sor dolaş adam diyecek tok satıcı ben veririm vermez. Çünkü seçenek yok borsa gibi. Yani Galatasaray Fenerbahçe maçının son dakikasında kalmış bileti alıyorsunuz gibi arsalar öyle olmuş. Ya bu sevdadan vazgeçeceksiniz ya da bir an önce varsa bir hesap kitabınız alın, arsa yok. Yani bu arsa kaça alınır? Bence şu anda buralarda 200 metre arsa bu alanlarda 1.600-1.700'dür. Bir de yap, bir de 1-2 yıl bekle satayım derdinde. Dolayısıyla hazır ev almak daha yerinde diye kendi fikrim. İşte duman sensörü var. Bu tavanları gösterdik değil mi biz? Burayı gösterdik. Burayı gösterdik. Şimdi merdivenimizden yukarı çıkıyoruz. Değerli arkadaşlar, granitler, siyah renkler kullanılmış. Ve evet, üstü nasıl açacağız? Ve üstte bu katta, zemin üstü birinci katta efendime söyleyeyim 3 odamız var. Yılmaz da heyecanlı, temiz bir çocuk. O yüzden geç bu oraya. İşinin ehli veya işte böyle çok resmi çalışan bir arkadaş. Çok iyi yapmaya hassas davranıyor. Abi ben böyle mi yapayım, böyle mi yapayım diyor. İşte oda metrekareleri büyük bakın. Ben bunu keşke ölçseydim ama ölçe ölçe artık çok aşina oldum bu rakamlara. Yani bu oda nereden baksak 18 metrekaredir bu oda. Yani gelir ölçersek siz de görürsünüz 18 metre. Ya 18'in üstünde ya minik bir şey altındadır. Oda bir arkadaşlar. Önünde sürgülü kapı var ve önünde ufak bir balkon daha var. Ufak bir balkon var. Evet, bu balkonumuz bu oda ve bu odayı paylaşıyor. Yola bakıyor. Burayı da özetledik. Evet, arsası 200 metrekare, fiyat 3 milyon TL, iskana alınmış. Tapusu hazır, hiçbir eksiği yok. Burada televizyon için. Burada yine klima günün birinde alırsanız hemen hazır kapılar, panel kapı. Ve geldik ikinci odamıza. Evet, bu da o balkona çıkıyor. Göstermiş olduğumuz balkona çıkıyor. Yerler parke, süpürgelikler gayet iyi. Alçıyla yapmışlar. Köşe bentlerde güzel çalışma, sağlam demirler koymuşlar. Bu odada sanırsam bir 14 metrekare var. Evet, burayı da özetledik. İkinci oda. Gelir bakarsınız arkadaşlar, koridor bu. Ve üçüncü odamıza geldik. Üçüncü odamız yine bir 14 metrekare civarında. Bu da üçüncü odamız. Evet. Bu da üçüncü odamız arkadaşlar. Yerler ahşap desenli, parkeler, laminetler işte ne dersek.
Ve geldik banyomuza. Şimdi Hilton dolap aynamız burada. Yine 3 çeşit seramik kullanılmış. Ufak seramikler, büyük granitler, pencere burada. Yerlerdeki çinilerde böyle Kütahya porseneli gibi olmuş. Burası böyle. Ve döndük. Duşakabinimize bakalım. Duşakabin yine gayet ferah, güzel. Bu da duşakabinimiz. Evet, banyo nereden baksak 5 metrekare bir banyomuz var. Üste değişik bir sıvayla tavanı yapmışlar. İçine spot koymuşlar. Evet, ve kapılar, panel kapı. Şimdi böyle Şemami terasına çıkacağız. Bir oda da orada var. 4 oda yapacak. Ondan sonra iskana alınmış, fiyatı 3 milyon TL. Yani garantili zaten yapılar. Evet. Ve böyle eve girince benim müzik söyleyişim geliyor. Hol geniş, çatı katında holumuz gayet geniş. Can Berekam'ın. Evet. Bu da holumuz çatı katında müştemilat. Merdivenden çıktık. Bu odaya gireceğiz. Orada bir banyo daha var. Terasta. Ön tarafta aplikler de böyle güzel olmuş. Sevgili arkadaşlar, çatının üstünde sandviç panel var. Bu oda da 15 metrekare civarında. Değerli arkadaşlar, 15 metrekarelik son 4. odamız. Evet. Yerlerdeki döşemeler ahşap. Evet, kapılarda gösterdik. Odadan da terasa çıkılıyor. Normal koridordan da çıkılıyor. 3 WC, 2 banyo var. Banyonun birini göstermiştik ve bunu da gösteriyoruz. 3 milyon TL'den gelir bakarsınız. Yani verenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü. Bu da Hilton dolabımız. Burayı da özetledik değil mi? Ve çıktık. Çal belekamenti. Sor belekamenti. Yadıl bir inkerti. Ciger ve hunkerti. Dilhar dinkerti. Bu da böyle ah şarkısı arkadaşlar. Şimdi bu da teras. Burada bir televizyon için yer düşünülmüş. Aplikler böyle üstüne şapka dilerseniz düşünülür. Ben karşıda denizi de görüyorum. Ama bu deniz şu anda ileride inşaatlar yapılırsa o manzara kalmaz. Dolayısıyla bu ev bu arkadaşlar. Buralara da daha beyaz renklerle değişik bir mozaik oluşsun diye antikler yapılmış. Bu antikler artık külfetli oldu. İşçilik pahalı. Yani adam şimdi çalışıyor ya, adam bir telefon faturası geliyor. Bir öğlen bir yemek yiyor. Sen şimdi adama amele, hepimiz amelelik yaptık. Hala amele gibi çalışıyoruz. Sen ne para vereceksin yani? Asgari ücrete adam nasıl geçinecek? Dolayısıyla o antikler de artık fabrikası, mabrikası da yoksa, döküm de olsa insanlar zor para kazanıyor. Antikler de pahalı oldu. Terasta böyle arkadaşlar. İşte üstü de sandviç panel. Bir şey eklemek istiyorum. Güneş enerjisinin ayakları var. Bütün klima üniteleri var ya, o binanın dış cephesinde kirlilik yaratıyor ya, onlar hepsini yukarıya toplamışlar. Terasa bir böyle yürüyelim. Bir Şemami yap canım benim. Gel Gürsel abi, sana da selamlar. Bu senin akraban. Bak, bizim hepimiz akrabayız insan olarak. Geç o köşeye. Geç o köşeye. İnsanlar hepsi akraba. Habil Kabil'den beri. O yüzden şimdi İngiliz olmuş, bilmem Fransız, Türk olmuş, Arap olmuş, Amerikanlı olmuş. Aslında hepimiz akrabayız. Ve burayı da gösterdik sevgili arkadaşlar. Mutfağın altyapısı burada var. Televizyon orada var. İşte başka ne eklemek isteriz? Yani evi biraz övmeye çalışıyorum. Bu kadar yapabildik. Kapılar kapalı. Evet arkadaşlar, bu evi de sunmaya çalıştık. Bir hatamız, bir eksiğimiz olduysa kusurumuza bakmayın, ne yapalım. Yani biz neticede kamuda çalışıyoruz. Kendi işimizi yapıyoruz. Ama hepinize saygılarımı sunuyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Hoşça kalın, iyi günler.